Hocam, tekrar hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar efendim, hoş bulduk. Valla bugün bir yorum okuyarak başlayalım dedim, bir farklılık olsun bölüme. Efsanevi bir yorum hocam. Oo, bakalım ne evet. Demiş? Cenk Hoca'nın tipi Kenan Mahalle spor salonlarının en kaslı abisi gibi. Üstünü çıkarsa Yunan tanrısı gibi vücuduyla gözleri kamaştıracak gibi duruyor. Acilen vücut geliştirmeye başlayın demiş. Bu öneriyi bize bakışlar. Yani... Ne diyorsun hocam yorum hakkında? Abi o kadar konuştum hani beni ilk defa çıplak hayal eden. Hani şey oluyor yani. Yani konseptimize aykırı açık söyleyeyim. Şu anda yapamayacağım ama. Teşekkür ederiz yani hani bu yorum için. Evet yani biz spor yapıyoruz hala bir spor geçmişimiz var ama hani hiç böyle değerlendirilebileceğini düşünmemiştim. Teşekkür özellikle ederim yani. Özellikle Bilgisayar Mal Akademi kanalında. Hatta Bilgisayar Mal Akademi'de hani üstüm çıkarsa falan bence de çok satarız ama gerek yok. Çok satarız ama bence gerek yok Seyitler'cim böyle bir şey ya. O kadar enteresan yorumlar gerek bence böyle bölümlerin başında. Gözümden yaş geldi ya. Bu nasıl bir yorummuş gerçekten. Ufak ufak verelim bence hocam bölümlerin başında. Çünkü gerçekten çok kreatif yorumlar var. Yo çok yaratıcı bir yorummuş yani arkadaşı tebrik ediyorum. Hani ben bunu spor salonunda da bir kere başıma geldi benim. Yani ben işte ne iş yapıyorsunuz falan dediğinde fizik öğretmenim dediğinde. Abi sen fiziği çok yanlış anlamışsın. Diyen adam da gördüm yani onun için evet bu seviyorum yani böyle yaratıcı yorumları. Teşekkür ederiz hani arkadaşa böyle güzel bir yorum yapmış kendi adıma. Sağ olsun var olsun vallahi. Hocam bugün o zaman hani özlenen bir konsept artık hani bu arka planda uzun zamandır videolar çekmiyoruz. Aynen hep başkalarının ekmeğini yemeye çalıştık. Kafelere gittik, Kafe Project'e gittik, farklı mekanlara gittik. Artık aynen. Özümüzdeyiz, yuvamızdayız. Özlenmişti bu konsept. Bugün evet. Neden bahsedeceğiz hocam? Valla şimdi aslında bugün neden bahsedelim? Yani ben çocuklara söylemek istediğim birkaç bir şey var Seyit abi. Yani şöyle onların başında şu geliyor. Şimdi biz çocuklar aslında bu şey olarak nitelendiriyorum ben bunu biraz. YKS yalnızlığı diye. Yani hani böyle şey bir giriş oldu. Şarkıcı Yaşar'ın hani havasında bir giriş oldu ama. Abi çocuklar yani şimdi bu süreç ilerledikçe çocukların içinde bulunduğu ne derler? Kapan mı diyelim? Durum mu diyelim gerçekten biraz şey olmaya başladı yani üzücü hale gelmeye başladı benim adıma yani gördükçe üzülüyorum ben açıkçası şöyle üzülüyorum herkes şunu söylüyor diyor ki işte okunabilecek ben de bunu söyledim yani herkes derken bunu ben de söyledim de yani bölünebilecek okunabilecek bölüm sayımız çok az işte çocukların kendini çok iyi yetiştirmesi gerekiyor falan filan dedikçe aslında biz çok büyük bir zümrenin heveslerini kırıyoruz aslında yani çocuk kendi durumunu biliyor dedik ya hep kendi durumunu bu çocuğun biraz hevesini kırıyoruz aslında. Çalışmaya olan hevesini kırıyoruz. Belki istediğine yeteneğine olan hevesini kırmış oluyoruz. Yani değil orada mi? Bir çok ince bir çizgi var dostum ya. Yani şöyle ince bir çizgi var. Maalesef ki biz çocuklarımızı doğduğu günden itibaren hep beğenilme odaklı yetiştiriyoruz. Yani doğduğu günden itibaren işte sürekli yaptıkları biri tarafından takdir görsün. İşte kızınız keman çalıyor. Çok güzel çalar benim kızım. Hadi gelsin bir keman çalsın. İşte çok güzel piyano çalar. Hadi piyano çalsın. İşte çok güzel basketbol oynar. Hadi bilmem ne yapsın. Çocuklar sürekli kendilerine birilerine kendini beğendirme psikolojisine sokuyoruz aslında. Bölüm seçerken de. Bölüm seçerken de aslında bu oluyor. Çünkü gerçekten ve maalesef ki birçok insanın biz yeteneğine saygı duymadan bölüm seçtiriyoruz. Yani sayısal seçmen geri zekalı oluyor. Yani böyle bir durum var. Evet yani doğru söylüyorsun. Yani işte sayısalsam bunun kafası çalışıyor. Öbürüsü yani falan. Ama işte değil yani düşünebiliyor musun? Çok iyi müzik aleti çalabilen ve çok iyi resim yapan insanlar bence daha büyük yeteneklerle dünyaya gelmiş insanlar. Yani ben bir fizik öğretmeniyim ama fizik öğrenilebilir bir şeydir. Yani birçok çocuk bunu öğrenebilir ama ben şu an resim yapamıyorum. Ya da bir müzik aleti çalamıyorum. Yani bunlar o kadar kıymetli şeyler ki. Doğru iş yani. Çok doğru kıymetli olursa. Şeyler bunlar. Ama biz çocuklarımızın toplumun bize dayattığı beğeniler üzerinden ya da alabilecekleri beğeniler üzerinden ihtiyaçlarını baskılıyoruz. Bir kere aileler hep şuna gidiyor. Yani lise sona kadar hep şu. Çocuğumun sonuna kadar arkasındayım. Hangi bölümü seçersen seçsin ben senin ömür boyu destekçinim. Mutlu olacağın işleri yap çocuğum falan filan diyoruz. Çocuk 12. sınıfa gelince işler bir anda değişiyor. Çocuk harika resim çiziyor mesela. Muhteşem resimler çiziyor. Ve şey diyoruz ya sen bir önce doktor ol da yani yanında resmi çizersin. Ve bir süre sonra bu çocukların hepsi beğeni alabilecekler. Yani başkalarının beğenileri üzerine hayat kurmaya başlıyorlar. Aslında bu maalesef bu toplumun şu dönemin bize getirdiği bir şey. Ne gibi? İşte şu an Instagram'dır, Facebook'tur. İşte diğer tüm sosyal mecralarda olduğu gibi. Yani sadece bir insanın bakıp şu hareketi yapabilmesi için insanlar kendini parçalıyor.
Yani sadece biri görsün ve şu iki tıkkı yapsın diye insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda sosyal medyada. Çok acı bir şey değil mi? Tamam, çok nitelikli şeyler de yapanlar var. Eyvallah. Yani Barış Özcan, yani örnek veriyorum, hani çok severek izliyoruz, takip ediyorum. Yani kızım da takip ediyor ama öyle içerikler görüyorsun ki yani bazen utanıyorsun, bazen şaşırıyorsun. Bazen evet yani diyorsun. Ama insanların beğeni alabilmek adına yapabildikleri çok şaşırtıyor. Bunun da işte alt bilinci bizim çocuklarımızı sürekli bir beğeni alma ve beğeni toplayabilme üzerine yetiştirmemizden geliyor. İşte maalesef bence çocuklarımızı da öncelikle yetiştirmekte bir düşüncemizi değiştirmemiz gerekiyor. Ya yani hepimiz aynı şey söylüyoruz. Çocuğumuz çok kıymetli. Tabii ki çocuğumuz çok kıymetli. Ama çocuğumuzun da hep diyor ki yeteneğine göre. Ya adam çok iyi sporcu ya. Ama takdir görmüyor. Çünkü niye? Bizde takdir kazandığın paraya göre veriliyor insanlara. Maalesef ki, değil mi? Kazandığın paraya göre takdir görüyorsun. Bindiğin araba, kullandığın cep telefonu, kolundaki saat. Biz bunlara göre insanları artık sıralamaya başladık. Yani çok iyi şiir yazan bir çocuğun, harika şiirler yazan bir çocuk için ne söylüyoruz biz 12. sınıftaki bir çocuk için? Bunları bir kenara bırak. Sen önce şu işine bir hallet diye. Şimdi çocuklar haklı olarak şöyle bir isyan içindeler ve bence çok haklı bir isyan içindeler. Adam diyor ki bak ben bu mucizeyle doğdum. Ya çok iyi şiir yazabiliyorum. Benim mucizem bu. Çok iyi yazabiliyorum. Ama biz diyoruz ki sen yeteneğini bir kenara bırak ve bizim dayattığımız belirli sınırlar içinde kalarak bu hayatı yaşa. Ya bence burada çocukların tabii ki ailelerin ekonomik düzeyleri çok önemli. Yani asla insanları şey yapmaya da çalışmıyorum. Galyana getireyim. Baba lanet olsun. Hani fiziğimizi bırakıyorum falan. Yani öyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Yanlış anlamasın kimse ama. Yani madem çocuklarımızın yeteneğine saygı duyuyoruz. Şu an Türkiye'de binlerce üniversite bitirmiş ve çok farklı işlerde çalışan insan var. Türkiye'de çok meşhur değil midir? Yani adam üniversiteyi bitirmiştir ama çok farklı bir dalda ilerliyordur. O kadar çok var ki hocam. O kadar yani tıp fakültesi okuyanlarda bile ben sana söyleyeyim, şöyle bir durum var. Çoğu zaman şey demiyorlar mı? Tıp fakültelerinden her şey çıkar, bazen doktor çıkar. Çünkü evet, gerçekten yeteneklidir adamlar. Yani Bulutsuzluk Özlemi'nin solistinin doktor olması gibi. Yani aşkla Ferhat Göçer örneğinde olduğu gibi yani. Şimdi aşkla yapacaksa bu çocuk, bırakın yapsın. Yani biz aile olarak evet yani işte parasız kalırsın, pulsuz kalırsın, sürünürsün. Abi bizim limitlerimiz çok yüksek. Yani düşünebiliyor musun? Biz ev almak için, araba almak için, şunu yapmak için, bunu yapmak için ömrümüzden saat satıyoruz. Bari sattığım saat keyifli geçsin ya. Değil mi? Aynen. Severek yaptığım bir şeyle geçsin. Ya bugün bu ülkede çok güzel karikatür çizip, turistik bölgelerde karikatür çizerek para kazanıp hayatını geçindiren insanlar var. Ama biz çok iyi karikatür çizen insanlara, işte diyelim ya, biz hep beğeni üstüne insanları modellediğimiz ve beğeni üzerine insanları koşulladığımız için beğeni alabileceği bir meslek istiyor. Çünkü şu yani takdir gör, yani kendini takdir etmiyor ki, başkalarından takdir bekliyor. İşte ne yapıyorsun? İşte çok iyi keman çalıyorum. Yani asıl işiniz ne? Abi keman çalıyorum. Yani işte fizik anlatmak daha basit. Ama dedim ya işte çocuklar böyle bence şu an 12. sınıfa geldiğince büyük bir böyle bir karmaşa içine giriyorlar. Yani çocuk biliyor ki benim yeteneklerim ve isteklerim bu hayatta çok farklı. Yani maalesef ki bu YouTube'un bilmem nenin, Instagram'ın getirdiği şöyle bir durum da var. Artık gençler bence şunu biraz istiyorlar. Kolay para kazanacakları, rahat yaşayacakları. Z kuşağı. Bir hayat planlamaya gidiyorlar. Ama bunun yöntemi de yani evet biz bunu YouTube'da, Instagram'da, şurada, burada falan görüyoruz. Doğru. Böyle insanlar var bunu yapan ama bunu herkes yapamaz. Yani herkes bununla yaparsa zaten kim kimi izleyecek? Doğru. Bir de öyle bir durum olacak kimsenin yani. İşi görülmez, yani. Kimsenin işi görülmez. Aynen öyle. Yani işte çocuklar bence böyle bir kıskaç içinde Seyit Ali. Yani ne yapacağını, ne edeceğini. Bir de biz aile olarak da gerçekten çocuklara destek vermiyoruz. Yani destek vermek başka bir şey. Destek veriyormuş görünmek çok başka bir şey. Yani ben anne babaların çoğunun destek verdiğini düşünmüyorum. Yani işte bizim ekonomik durumumuz belli çocuğum. İşte sen ya kazanacaksın ya kazanacaksın. İşte ben senin için şunları yapıyorum. Güzel dersler aldırıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Artık sen de bir çalış, bir kendine gel falan. Yani biz bu çocuğa ondan sonra diyorsun ki işte oğlum sen elinden geleni yap ama hiçbir zaman bu elinden gelen yetmiyor. Ondan sonra işini severek yapmayan, her gün nefret ederek giden,
Ama aklının hep köşesinde başka bir şey yapabilme umudu olan insanlar var. Ya düşünebiliyor musun? Birçok insan şey yapıyor ya. Yani o kadar aslında basit isteklerimiz var ki baktığın zaman. Hani hep diyoruz ya işte çalışayım, şunu yapayım, bunu yapayım. İşte şu yaşa geldik. Sen ne istiyorsun? Diyorsun ki ya işte deniz kenarında şöyle bir evim olsun. İşte rahat edeyim. Abi zaten bunun için bu kadar kendimizi parçalamamıza gerek yoktu ki zamanında. Ya çok enteresan bir sürece doğru gidiyor. Yani baştan sona gençliğinin bütün saatlerini bir eve alabilmek ya da bir araba almak için satıyorsun. 60'ında rahat edebilmek için. 60'ında rahat edebilmek için. Ve 60'ında kazandığın bütün paraları da sağlığını koruyabilmek için başka da insanlara yediriyorsun. Yani böyle enteresan bir çıkmazın içinde gençler ya. Yani herkes de bir akıl vermeye çalışıyor. Yani şu bölümü, biz mesela hatırlıyor musun? Bu videolarda şey çok geldi. Sizce hangi bölümü okumalıyım? Evet. Sizce ne yapmalıyım? Yani işte düşünemiyorsun. Çocuğun çaresizini düşünsene. Ben ne okumalıyım diyor ya. Çünkü adamın gerçekten, birçok adam da aslında şöyle. Biz hep diyoruz ya, bir çocuk, her çocuk bir mucizeyle dünyaya gelmiş. Herkesin yeteneği farklıdır. Ama biz birçok çocuğun zaten yeteneğini keşfetmesine müsaade etmiyoruz. Değil mi? Yani kaçımız yeter? Ben mesela örnek veriyorum. Ben spor yapmayı çok sevdiğimi 30 yaşımdan sonra öğrendim. Yani ben gerçekten şu an mesela örnek veriyorum. Bana desen ki hocam hani fizik öğretmeni olmak yerine ne olmak isterdin? Gerçekten bir spor salonunda çalışmayı ve günümün, bütün günümün oradan geçmesini isterdim mesela. Çok isterdim. Ve bu mesela lisede spor lisesi okuyabilmeyi, üniversitede spor akademisi okumayı çok isterdim mesela. Ama neden? Ben her zaman şöyle oldu işte. İyi bir öğrenci olmalısın, notların şöyle olmalı. Ya spor mu? Yani hani biliyorsun sporcular Türkiye'de işte daha okumamış insan. Ya öyle değil işte. Yani biz çocuklarımızın maalesef şunu yapamıyoruz. Yani biz bir sporcu yetiştirirken de kültürlü sporcu yetiştirmek için uğraşmalıyız. Müzisyen yetiştirirken de bunu sağlamalıyız. Yani elit hale getirmeliyiz bu çocukları. Bir yan dal olmamalı. Şimdi sen düşünsene, toplum olarak çocuklara diyorsun ki yani işte TMC mi falan diyorsun. Şimdi böyle bir adamı TMC yaptıktan sonra adamın içine oturtmuşsun ki zaten TMC olmayı. Ne? Sporcu olmayı adamın içine oturtmuşsun ya. Ya adama diyorsun ki yani işte ya Türkiye'de görüyorsun sporcular hani hiçbir şey olmuyor. Yani gidiyor bir spor dip. Ya abi öyle bir şey değil. Yani gerçekten keyif alarak adam, insanlar hayatını yaşamalı. Yani ben çocuklara onu tavsiye ediyorum işte. Yani şeyi bıraksınlar dostum. Doktor olursam mı daha çok sevgi görürüm? Bindiğim arabayı. Hayır, sen mutlu yaşa. Başkalarının bana saygı göstermesi niye bu kadar benim umurumda olsun ki? Yani gerçekten umurumda değil. Yani işte sen benim halimi görüyorsun yani. Hani işte takım elbiseler, işte girdiğim yerde beni kıyafetimle karşılasınlar, kültürümle. Beni hayır karşılamasın. Benim için çok önemli değil onun fikri. Beni nasıl karşılayacağı. Beğenmiyorsa konuşmaz. Yani ben sweatshirt giymemle, takım elbiseyle bir ortama girmem. Kişi için fark etmemeli. Hizmet veren insan, kafeteryada olsa, lokantada olsa biz bunu bir yerleştirmemiz lazım. Sen kişiye göre hizmet veremezsin. Şekline, şemaline göre veremezsin. Senin standart bir hizmetin olmak zorundadır. Yani ben sweatshirt giydiğim zaman daha güven vermeyen bir öğretmen haline mi geliyorum? Yani takım elbise giysem falan daha güven verir bir öğretmen mi oluyorum? Yani bunun kriteri ne? İşte küpe takan insanlar daha az güvenilir insanlar mıdır? Dövmesi olanlar daha kötü insanlar mıdır? Böyle bir... Ama toplumda... İşte o yüzden insanları biz sınırlıyoruz. Diyoruz ki sen böyle bir iş yapmalısın, şöyle giyinmelisin, böyle konuşmalısın, böyle hareket etmelisin, böyle davranmalısın. Ama o adam o değil. Ama adam o değil. Ve saygı göstermiyoruz birbirimize. Yani en kötüsü de bu. Yani aslında birçok insanın yaptığı bizim için çok önemli olmasa da birbirimize saygı göstermiyoruz. Ya düşünebiliyor musun? Yani küpe, bir erkeğin küpe takması ne mahsur olabilir mesela? Sana soruyorum. Küpe takmakta bir mahsur var mı? Yok, hiç. Bence de yok. Bir insanın kulağına taktığı demir parçasıyla insan hakkında nasıl bir çıkarıma gidebilirsin? Ya da bir sakal hocam. He, ya da örnek veriyorum. Şimdi benim sakalım, yani sakalımın bir imaj vermesinin çok yanlış oluyor. Ya ben sadece kıl seviyorum. Ya anladın mı? Yüzümde kıl seviyorum. Yani yüzümün şeklinden çok mutlu değilim. Tamam mı? Yani bu benim kamuflajım işte da. Yani altını, ben bunu kessem yani emin ol ben dayanamıyorum öyle yani. Seyit Ali estağfurullah falan denir oğlum yani. Ne gülüp gülüp duruyor. Hocam estağfurullah falan yani, yok sizde öyle değil falan diye. Ben söylüyorum sen gülüyorsun oğlum. Estağfurullah falan denir yani. Estağfurullah. Yani işte biz bu yüzden gençleri o kadar çok baskılıyoruz ki her yönden. Kılığından, kıyafetinden, oturmasından, kalkmasından. Ve sürekli böyle kafamızda bir şey var. Saygı görmeliyiz, saygı görmeliyiz. Abi sürekli bir saygı görmek.
Ya niye saygı görüyorum ya? Zaten eğer ben çıktığım hangi işi yapıyorsam, ben bir öğretmenim. Eğer ben bir platforma çıktığım zaman mesleğime hakimsem, doğru aktarabiliyorsam, emin ol o çocuk bana zaten saygı gösteriyor. Dolayısıyla bu saygıyı işimizle ve yaptığımız eylemlerle almalıyız. Ve ben aynı şekilde gençlere de söylüyorum. Yani karşımdaki gencin uzun saçlı olması, küpeli olması, kıyafetinin farklı olması, saçının rengini değiştirmesi benim için algısında bir değişiklik değil. O oturup algılayıp bana soru sorabiliyorsa ve kendini ifade edebiliyorsa benim için hiçbir problem yoktur. Yani biz o kadar çok baskıla çünkü niye? Çocuğum en beğenilen çocuk olsun. Saçlarını niye uzatıyorsun çocuk ya? Hayır, benim çocuğum ideal çocuk olsun. Toplumun kabul ettiği bütün yargılara, bütün kalıplara uysun. Saçları herkesin beğeneceği kesim, kıyafeti herkesin düzgün dediği kıyafet, işte notları herkesin memnun olacağı notlar olsun. Hayır, bırak biraz yaratıcı olsun gençler. Diyecekler ki ya yaratıcılık dediğinde saçla başla mı olur? Olur. Olur. O kendini öyle ifade etmek istiyorsa bırakalım yani. Bu, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bir insanı, gençleri özellikle bu YKS süreci ve öncesini de kapsıyor. Ne kadar kendini ifade edebilir hale getirirsek aslında o kadar anlayışlı, birbirine karşı anlayışlı, o kadar beraber mutlu savaş yapmadan yaşayabilen bir toplum haline getirmiş oluruz. Yani biz bu çocukların artık bir kendilerini keşfetmelerine müsaade edelim. Ya ben de bir babayım. Tamam mı? Evet, benim de kızımın bana göre çünkü hepimizin içinde var bu. Yani istiyorsun ki yani, çünkü düşünebiliyor musun? Bir baba ve annenin maalesef en övünülecek şeyi çocuğuymuş gibi geliyor. Yani övünmeliyim her şeyle. İşte benim çocuğum şeyi kazandı. Yani sizinki mi? Olur canım, canı sağ olsun derken bile o pis sırıtma çok kötü bir şey. Anladım, o pis sırıtma. Yani zaten can sıkıcı bu. Yani seni düşünen insanla düşünmeyen insanı oradan anlıyorsun. Yani işte diyorsun ki ya sen ne yaptın çocuğun? Yani işte bu sene olmadı. Canı sağ olsun. Ya bizimki yaptı. İşte tıp fakültesine girdi ya, çok şükür. Ya bu çok tavır rahatsız edici. Biz birbirimizle çocuklarımızı o kadar çok yarıştırıyoruz ki o bilinçaltı yarıştırma durumları da evde çocuğa direkt baskı olarak dönüyor. Ve bu da gerçekten çocukların canını çok yakıyor. Yani psikolojik anlamda, yani senin çocuğuna söylediğin cümlenin gerçekten kendi için mi söylediği, yoksa eller ne dere göre çocuğunu bir şekilde sıkıştırdığını mı çok iyi anlıyor bu çocuklar. Ve maalesef ki birçok çocuk bu yüzden işte, yani ben birçok çocukla sohbet ediyorsun falan filan, hani şey diyor yani, biraz da gençliğin verdiği, yani ben söylenen cümlelerin, öğretmenlerin ya da başka birilerinin beni çok, bana çok inandırıcı gelmiyor hocam diyor. Yani çünkü bu çocuklar gerçekten her şeyi anlayabilecek yaştalar. Sesin tonundan ne çıkacağını çok iyi biliyorlar. Onun için ben hepsine naçizane tavsiyem. Yani şey diyebilir, hep söylüyorum ya. Kamera karşısında konuşmak kolay. Yani insanların evlerde ne tür şartlarda yaşadığını bilmiyoruz. Yani buradan büyük büyük laflar, ahkamlar, şöyle çalışılır, böyle çalışılır, şu mesleği seçmelisin. Hayır, bu mesleğin önü tamamen kapalı gençler, böyle bir şey olamaz. Bir bırakalım da. Tamam mı? Benim çocuklara naçizane tavsiyem, mutlu olacağı işi yapsın. Benim öyle yüzlerce öğrencim var yani. Yani bir öğrencim var. Kız elektrik elektronik mühendisi, Bilkent. Amerika'da masterlar falan filan. Ve şu an Ankara'da pastacı. Vay be. Ama çok mutlu. Ya şimdi yani şeye mi üzülelim? Yani niye okudu? Niye okudu mu o zaman? Hayır. Yani o okumasının ona açtığı vizyonlar falan filan, eyvallah, ama yani evet şu anda da çok mutlu ve yani illa o ya bir şeyi, ama aile hala çok üzgün. Yani anladın mı? Aile, ya bak düşün, çocuk çok mutlu olmasına rağmen aile çok üzgün. Ya hocam işte diyor, o kadar yaptı etti, doktorasını yaptı, geldi pastacı oldu. Abi biz beğenmiyoruz bir de. Böyle bir şeyimiz var, beğenmiyoruz. Etiket istiyoruz. Çok seviyoruz etiketi. Yani senle daha önce konuştuk bunu, hatırlıyor musun? Ya benim bir arkadaşım var, müteahhit. İşte bu Tunus'ta, hatırlıyor musun? Sana anlatmıştım. Tunus'ta büyük bir proje yapıyor. Evet. İnşaat mühendisi ve kaynakçı arıyor. Ya bir inşaat mühendisi ilana çıkıyor.
bir inşaat mühendisi alması için 1300 CV geliyor. Vay. Yani, ve bunlar gerçekten Türkiye'nin en iyi okullarında okumuş adamlar da var içinde. Adam kaynakçıyı bulamıyor. Ve bir tane kaynakçı buluyor, ikna etmek için 40 takla atıyor. İşte lütfen bizimle çalış, işte sana şu kadar verelim, gerekirse sen işte konteynerde kalma, sen sana ev açalım. Kaynakçı ya. Ama hayır, şimdi kaynakçı ne ya? İnşaat mühendisi. Aç yani. Ne yapacak? O koca etiketi mi yiyecek şimdi bu çocuk? Yan tarafta inşaat ofisi var hocam. Yan tarafta inşaat ofisi. Yani inşaat demeyelim de, makine mühendisi. Yani dostum, işte benim çocuklara naçizane tavsiyem, kendilerini önce bir keşfetsinler. Bu hayatı nasıl mutlu yaşayacaklarını. Herkes diyor ya, geçici dünya, ölüp gidiyoruz. Abi o zaman neyin derdindeyiz bu kadar, çocukların tepesindeyiz ya. Her şeyleriyle tepesindeyiz. Kılığı, kıyafeti, konuşması, gösterdiği saygı, oturması, kalkması, seçeceği meslek, çözeceği kitap, izleyeceği her şeyin derdindeyiz. Her şeyde bu çocukların tepesindeyiz. Ve anlamadığımız işlerde tepelerindeyiz. Bizim zamanımızda bundan hiçbiri yoktu. Yani ben telefonu, cep telefonunu, tuşlu telefonu düşünebilirim. 96'da mı ne gördüm? O kadar hızlı değişti ki her şey. Yani o çocuklar artık bizim anlattıklarımızı da çok iyi biliyor. Yani artık telefonda bir uygulama var biliyorsun. Tak diye ne yazsan çak diye çıkıyor sana cevabı. Artık söylediğin bir şeylere inanmıyorlar. Seni test ediyorlar, kontrol ediyorlar. Bu yüzden saygınlığı korumak da çok zor. Onun için konuşurken bu çocuklarla ağzımızdan çıkanı doğru seçmemiz lazım. Söyleyeceğin her yanlış şeyin hemen cep telefonunda karşılığı var. Ve söylediğin her yanlış şey bir süre sonra senin inandırıcılığını kaybetmeni sağlıyor. Herhalde yeter değil mi Seytal'cığım, bu kadar? Bence de yeter hocam. Ağzınıza sağlık. Vallahi. Gençleri önce seviyoruz ama ya. Vallahi. Yani kendilerine, dedim ya, kendilerini bir keşfetsinler. Her söylenene de kulak asmasınlar. Biz onu saçlarıyla, renkli saçlarıyla, küpeleriyle, tarzlarıyla hepsini seviyoruz. Yeter ki kendilerini doğru ifade edebilecek platformları onlara verebilelim. Aynen öyle hocam. Vallahi çok teşekkür ederim. Hocam yakın zamanda biliyorsunuz zaten Instagram'ınızda da bu tarz 1 dakikalık içeriklere başlayacağız. Oradan da takip etmek isterlerse arkadaşlar, başlayacak ben Instagram hesabını... Vallahi hocam bence başlayalım. Başlayalım, olur. Bence başlayalım. Başlayalım, hadi bakalım. Ben de Z kuşağının şöyle katılmaya çalışıyorum. Cenk Hoca'yı Instagram'dan da takip etmek isterseniz buraya, her yere yapıştırıyorum. Yapıştır. Görüşürüz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler. Hadi hoşça kalın.